Ben bu balıkçının hala açık olduğunu bile bilmiyordum. Ya eski günleri analım dedim. Fena mı ettim? Biz buraya en son ne zaman? 99'da TUS sınavında gelmiştik hatırlıyorsan. En son 99'da geldik ha. Ya. Vay. Yaşlanıyoruz Hekimoğlu. Yaşlanıyoruz. Halimize bakılırsa ikimiz de yalnız yaşlanıyoruz. Ay, arkadaşlarla yemeğe çıkacağım dedim ya abla. Duymadın sen herhalde. Tamam tamam. Geç kalmam, merak etme sen. Ablan babanı aratmıyor galiba. Ya ne demezsin. Ya sormayayım, sormayayım diyorum ama... yani bir yemek için şehir dışına mı çıkıyoruz Şevket? Ya yemek dedin, restoran dedin, gidiyoruz işte. Ben restoran derken kimsenin görmeyeceği, Allah'ın bile unuttuğu bir restoranı kastetmemiştim. Medeniyet kastetmiştim. Herhalde seni Arnavutköy'de, Bebek'te bir restorana götürmemi beklemiyorsun. Bugün Gülru'yla tanıştım. Çok kısa bir konuşmaydı ama itiraf etmem gerekirse duyduklarımdan sonra gözümde farklı biri canlanmıştı. Demek seni de şaşırttı ha? Keskin sınırları olan biri. Bana normal davranmaya çalıştı ama ilk intibam pek iyi değildi galiba. Mesafeli durmaya çalışsa da duygularını saklamada pek başarılı sayılmaz. Duygularını mı? Hangi duygularını? Umudunu öldüren her neyse seni çok değiştirmiş Ömer. Değiştirdi. Hem de öyle bir değiştirdi ki artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Benim için de, onun için de. Ya senin kafanda ne var? Aklımda tek bir şey var. Bu öyle bir şey ki aklımı, kalbimi, vicdanımı hepsini birbirine düşman etti. Yani şimdi aklından geçenleri söylesem eminim cevap vermeyeceksin. Neyse. Artık mekana takılmıyorum. Söyle bakalım Şevket Bey. Daha önce buraya kaç kadın getirdin? Çok soru soruyorsun Yonca. Sen de çok gizemlisin. Hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Yani zamanında bir hizmetçiye aşık olman dışında. O akıl fukarası kadına aşık olmadım. Ne o? Yoksa mantık evliliği miydi? Aman neyse. Aşkınızın meyvesini düşününce zavallı karından bahsedesin bile gelmiyor zaten. Peki başka bir soruya geçiyorum. Ne iş yapıyorsun sen? Yani iş hayatında da gizemli kalmak istiyorsun. Peki. Ben sana holding patronunu falan yakıştırırdım ama... Hekimoğlu Holding diye bir yer olmadığına göre... Kardeşim çekme tamam, lütfen tamam çekme ne olursun. Aa, tamam. Ne münasebet canım? Gel. Ya Yonca saçmalama tamam kardeşim yeter. Ay sen de kendini ne sanıyorsan Şevket. Hani oğlun gibi kendini magazin malzemesi falan zannetmiyorsun değil mi? Korkma canım. Fotoğrafları alıp satacak değilim herhalde. Ay bir tane daha çek. Yonca. Ya saçmalama sana. En sevmediğim şeyler bunlar. Ay. Kardeşim çekme sen de tamam ya. Yonca tamam. Ay ne çekilmez adamsın ya. Wow.
Vay Şevket, ne haber ya? İyi, fena değil. Afiyet olsun. İyi geceler. Sen Şevketlerle kalacaksın galiba. Ben kaçayım, iyi geceler. Sen ne yaptığını sanıyorsun Şevket? Ay, vallahi kimse görmesin diye böyle bucak bucak kaç. Git Ömer Bey yakalan. Önce bize izin verir misin? Tabii tabii. Ben de gidip makyajımı tazeleyeyim. Sen ne yaptığını sanıyorsun Şevket? O kızın ne işi var burada? Ne var canım? Alt tarafı yemek yiyorum ben. Ya ne yemeği? Sen ne yaptığını sanıyorsun? O kız senin oğlunun eski sevgilisi. Şuraya bak. Evli bir kadını kaçıran sevgili kardeşim bana nutuk çekiyor, öyle mi? Bana bak Şevket. O aklından geçen iğrenç şey her neyse, onu hemen şimdi sonlandır. Yoksa seni çok kötü cezalandırırım. Ömer indir şu ellerini, bak rezil olacağız. Hem ayrıca Yonca ile ne yaptığımın hesabını sana verecek değilim. Vereceksin. Hesabı vereceksin. Yoksa hesabı banka kasana verirsin Şevket. Eğer bu iğrençliği hemen şimdi sonlandırmazsan senin aylığını kestiririm. Sen beni annemle mi tehdit ediyorsun be? Seni hayatta değer verdiğin tek şeyle tehdit ediyorum. Muhtaç olduğun o parayı rüyanda bile göremezsin. Ay Şevket, vay. Demek anandan aylık alıyorsun ha? Ben bunların hepsini istiyorum. Ne kadar? 150 lira. 5 tanesi. Yuh be yuh ya. Adam yiyorsunuz ya resmen. Şevket Bey nerede? Şevket Bey gitti Yonca. Nasıl gitti? Yani ne kaçırdım ki ben? Yemek bitti. Hadi gel seni evine bırakayım. Yürü.